Kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan S-400 alımını bahane ederek ilan ettiği yaptırımlara Türkiye'de mukabelede bulunmaya hazırlanıyor. ABD listesine Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ile Mustafa Alper Deniz'i dahil etmişti. Türkiye'nin bu bürokratlara karşılık gelen isimlere yaptırım getirmesi bekleniyor. ABD, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Savunma sanayinin başındaki isimlerin kara listeye alınması Ankara'da tepkiyle karşılandı. Türkiye müttefiklik ve ortaklık ruhuna aykırı bu karara aynı şekilde cevap vermeye hazırlanıyor. Yaptırım maddelerinin en hafifler arasından seçildiği belirtilse de, Türkiye ile ABD iş ilişkilerinin her yönüyle etkilemesi kaçınılmaz görülüyor. Türkiye, Amerika'da benzer ünvanlarda bulunan kişilere yönelik yaptırım uygulayabilir. Etkili yaptırım seçenekleri doğrultusunda ise gözler, NATO İttifakı'nı yaptırımlarla baltalayan ve ABD'nin Türkiye'deki üsleri ve NATO üslerindeki varlığına da çevrilmiş durumda. Dışişleri Bakanlığı da bu tehlikeye işaret ederek, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunulacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir, açıklaması yaptı. Diplomaside mukabele, benzer uygulamaların karşılıklı olarak icrasını öngörüyor. Bu doğrultuda yaptırım uygulanan bürokratların ABD'de karşılığı konumundaki isimlere yönelik benzer tedbirlerin alınması gündemde.